Çay pazarı sokaklarından birine girdik ve o kadar güzel kokan bir yer vardı ki iştahımız kabardı doğrusu. Kokuyu takip edip ne olduğunu bulduk. Meğer Bey pazarının tarihi güveç fırınından geliyormuş koku. Her türlü et ve tavuk yemeği güveçte pişirilip afiyetle yenmek üzere sofralarda yerini alıyor. Havuç Bey pazarında çok meşhur demiştik. Buraya gelinirdi, havuçlu dönerdi yemeden gidilir mi dedik ve amcamızın yanına geldik. Şöyle bakalım nasıl bir şeymiş. Hakikaten muhteşem, olağanüstü. Kolay gelsin efendim, sağ olun. Allah razı olsun. Nasıl bu, anlatır mısınız bize? Buranın meşhur bir ürünüymüş bu. Evet, havuç, nişasta, fındık, şeker karıştırıyoruz, pişiriyoruz. Ondan sonra bu hale getiriyoruz. Ondan sonra doğruyoruz. Müşteriye hizmet yapıyoruz. Hindistan ceviziyle sonra sunuyorsunuz. Evet. Ne kadar peki? 10 lira, 12 lira. Fındıkla 10 lira. 10 lira, 12 lira. Evet. Burada havuç çok çıktığı için mi? Evet, havucu meşhur. Havuçlu. Evet. Peki siz ne kadar süredir bu işi yapıyorsunuz? Ben buraya yeni girdim daha. Yeni girdiniz. Olsun ama 4 sene oldu. Gerçekten çok güzel. Ben lezzetini aldım. Tadına doyamadım. Teşekkür ediyoruz biz size. Kolay gelsin diyoruz. İyi çalışmalar deyip devam ediyoruz. Resmen tarih kokuyordu. Yürüdüğümüz sokaklardan girdiğimiz dükkanlara kadar. O kadar güzel, birbirinden ilginç hediyelik eşyaların bulunduğu bu dükkanda da bunu görmek mümkündü. Eskiden kullanılan telefonlardan gramofona kadar her ürünü gördük ve çok beğendik. Nurgül, çay saatiniz değil mi bu acaba? Bence çay saati geldi. Çok yorulduk, bir çay içelim artık. O yüzden çay saati. Tekrar kahtı, yemesi tatlı, devreme de dayanıklı. Abla hani Beypazar'a gidiyorsanız biz sizi götürelim diyorlar. Aa dedik, Beypazar'a gideceğiz ama biz karnımızı doyuracağız, bilmeyiz dedik. Az önce dedik ya hani çay keyfi diye. Biz çayımızı içmeye Nesrin Hanım'ın yanına geldik. Nesrin ablamızın yanına geldik. Nesrin abla. Bu sefer getirdiniz yavrum. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi misin? Çok şükür kuzum. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Bey pazarına geldik. Peki yetmişsiniz. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk.
Ne yapıyorsun burada? Erişteler var, burada sucuklar var. Her şeyimiz var. Yöresel ürünlerimiz. Kendimiz yaparız, kendimiz satarız burada işte yaptığımız ürünleri. Güzel. Sizleri bekleriz böyle. Vallahi biz geliriz. Sen bizi bekle, biz geliriz. Fazla sağlık ya. Sen dün Ankara'ya gitmişsin galiba. Ne yaptın Ankara'da? Ama ne hiç Ankara'nın ne yapıyor olacak? Ankara'ya diş ettirmeye gittik kızım biz. Heh. Üç tane kadın gittik, pek de yol iz bilmeyiz. Ankara bizi dediler, otobüsler sizi hastanenin önüne kadar götürüyor dediler. Şenay, hep söyleyeceğim ben. Söyle. Şenay Hanım. Söyle. Hepsini söyle. Ankara otobüsleri götürüyor sizi oraya kadar dediler. Ana vardık Ankara otobüsü bizi başka bir hastanenin önünde koydu. Sonra bulduk. Ama bir yarım saatten fazla yürüdük. Dolandı. Bir de hiç yol bilmedi, iz bilmedi. İlk defa kadın kadına hani heriflerle gideriz geliriz de ilk defa kendi kendimize gittik Ankara'ya. Amanın koyu kaybolacağız. Hastaneleri bulduk. Yol bilme, iz bilme. Bir tane fiş verdi. Elimizde çıktık, attık yukarıya. Kadın bir geldi, bu fişle dedi olmaz dedi. Yeniden bir tahsil alacaksınız siz dedi. Yarım saat boşa beklemişiz yere. Aşağıya indik, aşağıdan bir tahsil aldık. Muayenemizi olduk. İşte dedik gezen bakalım Ankara'yı fethedivereyim diye. Ama o saman pazarını doğru gezdik, tozduk onları. Ölmüşüz. Biz burada iş tutuyoruz diyoruz hani her gün iş tutuyoruz da biz hani antrenmenliyiz diyordum. Biz ondan doğru hiç yormuştuk. Ölmüşüz biz. Aşağıda varmışız. Dün de geleceğiz. Bindik doğamışlara, mulmuşlara. Açıktı gemme. Sabahladı bir şey yemedi. Sabahlığa attı gittik. Karnımız açıktı. Bir simit aldık. Yarım yedik. Olmadı. Otobüs. Doymadık. Ektik garajlarına kadar geldik. Ondan sonra hiç baktık. Aş ekmek yiyecek bir yer yok. Bir tane baktık karşıdan. Lokantayı gördük. Beypazar otobüsü de geliyor. Abla hani Beypazar'a gidiyorsanız biz sizi götürelim diyorlar. Dedik Beypazar'a gideceğiz ama biz karnımızı doyuracağız. Binmeyiz dedik. Gelin diyorlar Beypazar'da lokantada biz sizi doyururuz diyorlar. Biz değilsiniz diyorlar. Dedik Beypazar'da biz Ankara'da yiyip gideceğiz. Ankara'da da karnımızı doyurduk. Ondan sonra kuzu gibi doğmuşa bindik geldik buraya. Hak fethettik Ankara'yı yani. Ankara'yı fethedip döndünüz Beypazarı'na. Döndük memleketimize geldik galiba. Ne güzel yapmışsınız. Memleket gibisi yok, yok zaten. Yok yavrum. Hani ilçe de olsa. Herkesin kendi doğup büyüdüğü yer. Amanın oranın arabanın horultusu amanın iyi baş ediyorlar. İyi baş ediyorlar. Büyük şehirlerde yaşayan esnaflar iyi baş ediyorlar. Burası güzel. Biz kendi çapımızda biz yürüsek de hemen evimize varıveririz. Çarşıya varıveririz. Allah'a git baş olmuyor. Git baş olmuyor. Telefon açan şurada mı? İyi ki telefonla var. Eğer telefonla olmasa zaten hapı yuttuydu. Telefonla yine hiç aramasını etmesini. Mesaj bir de o da tanıdık bu Ankara'da oğlan. Abla geldiğin zaman gebezi bul dedi. Ararın oğlanın telefonuna ulaşılmıyor. Öteki telefonun şarj etmiş de ötekine yönlendirmiş. Ondan sonra bazı mesaj çekiyor. Sen kimsin? Toplantıdayım. Sen kimsin? Ben de mesaj çekmesini bilemiyorum. Benim yeğenim Harun diyeceğim ama telefon açıyor. Meşgul atıyor. Toplantıdaymış. O zaman toplantıdan çıktı. Hani beni dedi arıyorsunuz ama dedi kimsiniz? Harun kuzum dedim ben Nesin ablacığım. Ablacığım özür dilerim uçakta gelmişti. Toplantıda varım toplantıya girmiş. Ben mesaj çekmesini teknoloji özürlüğün. Sadece bir alo demesini bilirim. Alo demesini biliyorsun işte. Yetti. Ondan sonra da galiba onun sözcüsü vardı. Sözcüsü yönlendirme yaptı bize. Sözcüsü geldi bize yardımcı oluyor. Ve de onlar da hastanelerde bize yardımcı oldu. Onun için aradıydım zaten. Sağ olsun Allah razı olsun. İşimize yardımcı oldular bize bebekle. Bu nasıl böyle burada? Beypazarı'nda günler nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Dükkanda mısınız hep? Gün dükkandayız. İşte bu abanla biz ortağız. Beraber yapıyoruz. Beraber çalışıyorsunuz. Bu da kızımız bizim yanımızda yardımcı olur. Sağ olsun sabahla gelir dükkanımızı doğru açıveriyor. İşte biz yer açıkladık şöyle tabi 3 kilo alalım etimiz budumuz yerine gelsin diye. Ben senin şalvara bayıldım Nurgül gel bak şalvar nasıl güzel. Şöyle seni ben kaldırayım mı ayağı bir şalvarına bakalım bir. Bir bakalım şalvar nasılmış. Şöyle. Geç Şenay sende de var dedim. Bak Nesrin ablanın şalvarı. Beypazar'da onu. Kuyruğu kısa olur bizim. Hı-hı. Mesela Ayaş'ın, Polatlı'nın onların avı yerde olur uzun olur. Hı-hı. Ama bizimki kısa olur. Kısa ağlı. Hı-hı. İnşallah kuyruklu don deriz buna biz. Kuyruklu don. Ben çok herkeste gördüm bir de uzun bürgü. Yazmalar var. Bürgü deriz onlara da. Bürgü. Eğer uzağa gidiyorsa bir kadın evinden dışarı çıkıyor değil mi? Hemen uzağa giderken o bürgüyü alıp başını örter. Hı-hı. O kadının uzağa gittiğine. Eğer bir de onu iki katlarız. Hı-hı. İstersen gösterebilirim. Gösterelim bakalım nasıl oluyormuş. Bürgü buradan nereye gidildiğini uzak mı yakın mı diye olduğunu gösteriyormuş. Şöyle alırsa bu kadın yakına gidiyor demek. Şöyle örtündüm. Bu nereye? Ya çöpe gidiyor ya bakkala ekmeğe dönelim. Gidiyor. Nurgülcüğüm de görsün. Böyle gidilirken ya çöpe gidilir ya komşuya gidilir hemen yakınca. Hı hı. Ya da işte hani yakın çevreye gidiliyor. İki katlı olduğunda yakın çevre. Bakkala kadın yakına gidiyor. İki katlı alıvermiş bürgüsünü deriz.
sinyal veriyor. Yakına gidiyor. Niye sinyal veriyor? Eğer dışarıya, çarşıya, pazara, uzağa gidiyorsa bunu da hemen şöyle tek kat açıveririz. Şöyle de örtünürüz. Böyle. Böyle. Bu uzağa gidiyor anlamına gelir. Şöyle. Ben uzağa gidiyorum. Bu da uzağa gidiyorum sinyaliymiş. Böyle olunca uzağa gidiyormuş. Bunu giyen. Şöyle dönelim. Eskiden bu. Sadece 4 ana rengimiz vardı bu bürgüde bizim. Beyaz, yeşil, mavi, kırmızı. Beyazı genç kızlar örtünüyordu. Kırmızıyı şöyle yeni gelinle örtünüyor. Yeşil ile mavi de orta yaştakiler örtünürdü. Ama galiba yeni nesil işte bu eşarpları ikisini bir araya getirip herkes şöyle donuna uygun şalvarını uydurup eskilerden öyleydi ama şimdi galiba herkes donuna o kazağını uyduruyor donunun üstüne. Bir kadının bir tane bürgüsü oldu, iki tane oldu. Şimdi o 10 tane bürgüsü var. 10 tane bürgü var. Her donun eskiden olduğu gibi değil. Değil. Şimdikiler. O da yeni gelin oldu. İpek bürgü denedi ona da. İpek bürgü gelinler giyiyordu. Heh, dokumacı Hayati var burada Beybazar'da. Onu da gider görürsünüz belki. O dokur. Özel dokum oldu. Gelin bürgüsü, ipek bürgü. Yeni gelin ise o da yeni gelin hemen zabağlayı el öpmeye çıkarsa yeni gelin bürgüsüyle. Aa bu yeni gelinmiş. Bak gördük diye yeni gelin olan ipek ipek bürgü takıyormuş. Şöyle bürgü. Buymuş. Şimdi bürgüyü ben aldım. Uzağa gidecek olarak hani bunu taktık böyle hani uzağa gidecek sinyali veriyorum. Nereye gideceğiz biz? Biz şimdi alışverişe gidiyoruz. Pazara çıkıyoruz. Pazara mı çıkacaksınız siz? Çarşamba pazarı. Siz pazara gideceksiniz. Hı-hı. Biz de aslında bize ipek bürgü lazım. Evet sen gelin olacaksın. Bize ipek bürgü lazım değil mi Nurgül? Böyle bu uzağa gideceğim havası vereyim önce ben. Sonra da bir ara ipek bürgüyü takmaya geliriz artık. İnşallah kızım ben size alırım ipek bürgünüzü. Damat baklavalarını yaparım. Damat baklavası damat yapıyormuşsunuz. Güvenli baklavası ayrı olur. Bizim burada güven baklavası kesimi ayrı olur. Ayrı özel kesim olur. Hı-hı. Süslenir. Damada hediye gider burada. Damat baklavası bugün sabahtan siparişini aldım mesela. Yapacağız biz bir hafta sonra. Şuradaki tatlılar ne? Bakalım hep beraber tatlılarımıza. Şimdi bu Beypazarı tatlısı baklavası. 80 katlı yemesi tatlı. Depreme de dayanıklı. 80 katlı yemesi tatlı. Depreme de dayanıklı bir tatlıymış. 80 kat deyince korkuyorlar. Amanın 80 kat baklava mı olur diyorlar. Amanın diyorlar. Korkuyorlar da ben korkman diyorum. Depreme dayanıklı diyorum. Ona da gülüyorlar da sana nasıl oluyormuş diye. Bakar mısınız sayın seyirciler? Gerçekten ev yapımı 80 katlı bir baklava bu. Yanlış duymadınız. Evet 80 katlı bir baklava. 80 kat diyor ama. Katlı bizim Beybazarı çiğnesi katlı. Bir dakika ben bilmiyorum ya. Katlı diyorum. 80 katlı yemesi tatlı. Depreme dayanıklı. Doğru söyledin Doğru mi? Doğru söyledin. Ağzına sağlık. Tencereden dolmamız var. Önce bir dolma. Tencerede dolma varmış. Allah'ım. Zeytinyağlı yaprak sarması. Ondan da şöyle bir alın. Kürdan alın. Of. Kürdan alalım. Şunu hop Nurgül yedireyim sana. Hadi sana yedireyim gel. Hadi sen ye. Güzel mi? Afiyet olsun. Bir de ben bakayım. Bak ilk lokmayı sana verdim. Ne kadar kıymetlisin bilmiyorum artık. Sevildiğini bil. Nurgül değil mi? Tabii. Nesin abla hiç bilmiyor. Hiç kıymet bilmiyor. Nurgül de bil maşallah tahta. Güzel. Gerçekten çok güzel sayın seyirciler. Buraya geldiğinizde yaprak sarması. Beypazarı tatlısı yemeden sakın gitmeyin diyoruz. Bir de havuçlu neydi döner. Havuçlu döner var. Havuç suyu var. Burada çok meşhurmuş her havuç. Havucu Türkiye'nin %70'i Beypazarı'ndan karşılanıyor. Havuç gideri her tarafa Beypazarı'ndan gidiyor. %70'i. Burada havucun döneri var. Havucun lokumu var. Havucun suyunu yapıyoruz. Havuç sucuk şeyini yap. Sucuğunu da yaptılar ama biraz onda şeyi tutturamadılar. Biraz sert düştü. Cevizli sucuklarımız var ya bizim. Onlar gibi biraz o sert düştü ama lokumu, döneri, suyu çok güzel tuttu. Biz az önce yedik. Çok güzeldi tadı. Yumuşacık. Lezzetliydi.